Merhabalar, beni özlediniz mi? Benim son bölümüm olacak şimdi, söz veriyorum. Wikidata ile ilgili, Wikiveri ile ilgili keşiflerimize devam ediyoruz. Dün Wikiveri'yi sizlere tanıtmıştım ve bugün de sorgulamayla ilgili, başlangıçla ilgili, başlangıç seviyede, temel seviyede sorgu dilini öğrendik. Harika örneklerim var slaytlarımda, bir sürü şey var yapabileceğiniz, onları öğrenmek için slaytlarıma bakabilirsiniz. Lütfen şunu hatırlayın. Sorgulamayı anlamak zorunda değilsiniz öğrenmek için. Aşağı yukarı sizin istediğiniz şeyi veriyorsa bilgi, başlıkları, etiketleri, oradaki değerleri değiştirerek bunu yapabilirsiniz ve sizin için de çalışır hale gelecektir. Şimdi başka bir katmana geçeceğiz. Wikiveri'de bulunan başka bir duruma geçiyoruz ve biz buna leksikografik diyoruz. Burada da kelimeyi, herhangi bir kelimeyi anlatan, bir sözlük gibi kelimeyi anlatan katmandan bahsediyor olacağız. Leksim diye adlandırıyoruz. Çünkü şunu söylemekten daha kolay. Leksikografikal. Evet, duyduğunuz şeyi söylemekten daha kolay. Bu şu soruyla başlamak istiyorum. Aklınızda yine muhteşem sizin okuyucu güçlerimle söyleyeceğim. Bu leksim ne demek ve benim neyden ihtiyacım olduğu sorusunu cevaplayalım. Şunu söylemek istiyorum. Çok şanslısınız. 6 yıl önce bu konuyla alakalı Wikiveri ile ilgili konuşmaya başladığım zaman da sizler şanslısınız da diyordum onlara. Çünkü siz Wikiveri hipsterları, çılgınları olacaksınız. Çünkü birkaç yıl içerisinde tam bir ana akım olacak Wikiveri ve insanlar bunun üzerine yazı yazmaya başlayacaklar. Siz de diyeceksiniz ki, aa evet Wikiveri, ben zaten daha önce bu konuyla ilgili edit yaptımdım. Çünkü ben bir hipsterim şu an. Ama o zaman bitti artık. Bir Wikiveri hipster olamazsınız. Çünkü zaten 1 milyondan fazla konumuz var bizim. Zaten tüm dünya boyunca kullanılıyor. Her kütüphanede, müzede, devletler tarafından hepsinde kullanılıyor. Şimdi artık Wikiveri hipster olmanız çok zor. Ancak hala bir leksim olabilirsiniz. Leksim hipster olabilirsiniz. Çünkü leksim nispeten biraz daha yeni, 3-4 yaşında diyebiliriz. İnsanlar henüz tam olarak buna kavrayabilmiş değil, bu konu üzerinde çalışmış değiller ve siz şu an harika bir konumdasınız. Bu odadaki insanlar şu an bir leksim hipster olmak için harika durumdasınız. Belki de ilk leksim hipsterler olacaksınız kendi ülkenizdeki. Onun için çok şanslısınız. Onun için diyebilirsiniz, bundan sonraki 2-3 yıl içinde leksim çok tanır olduğunda diyebileceksiniz ki, evet leksim, ben 2022'de bunu editlemiştim zaten. İşte bu sizin leksim hipster olmak için şansınız, fırsatınız. Peki neden? Neden hipster olmak isteyelim leksimin? Gerçek sebebi, asıl sebebi şu. Bilgisayarlar çok fazla değer ifade edebilirler. Çok fazla değer sağlayabilirler. İnsan dillerine, bir dili öğrenmede, onu pratik etmede, analiz etmede, uzun içerikleri, uzun metinleri bizim için kolaylaştırmada, tercümeyi kolaylaştırmada yardımcı olabilirler. Eğer bir yapısal verileri varsa, insan dilleriyle alakalı yapısal da verileri varsa bu konuda yardımcı olabilirler. Biliyorsunuz, sabah da bahsetmiştim, insan dillerinde çok komplike şeyler vardır. Ama bilgisayarların yapısal şeylere ihtiyacı vardır bu konuda bize yardımcı olabilmesi için. İnsan dilleri çok komplekstir, çok komplikedir. Bizim için bir bizim için bir sıkıntı yaratıyor olabilir. Mesela Özbek dilinde bilgisayarlar Özbek dilini bilmiyorlar örneğin, ya da herhangi bir dille alakalı biz söylemedikçe.
Ayrıca şunu da söylemek istiyorum. Benim yine süper zihin okuyucu özelliklerim sayesinde diller aslında o kadar komplike değil. Bir kelime bu dilde ve diğer bir kelime başka bir dilde. Neden bu kadar karmaşık olsun ki? Böyle düşünen insanlar için şunu söylemek istiyorum. Köpek ne demek? Biliyorsunuz köpek olan yani. Şu an düşünebildiğiniz bir şey köpek. Eğer İngilizce biliyorsanız aklınıza bir tane köpek geliyordur. Woof woof diyen hayvan ya da her neyse. Ama İngilizce'de köpek aynı zamanda bir fiil de olabilir. Aynı zamanda bir fiil de olabilir. Birini takip etmek. Bir avcı köpek gibi mesela birini takip etmek de denebilir. Suç oradaki hırsızı gün her gün her sabah takip etmeye başlamıştı denebilir. Burada bizim söylediğimiz dog kelimesi aslında hafam diyen hayvandan değil. Bahsettiğimiz şey suç hissinin bu insanı takip ediyor olması. Yani bu kelimeyi bizim beynimiz iki ayrı anlamda beynimizde kodlamamızı sağlıyor. Sizin dilinizde de zaten böyle bir sürü örnek vardır. Genelde yerel dillerde örnekler vermek istiyorum. Şu an bir sürü dil var burada ve bunlardan hiçbirini bilmiyorum. Onun için İngilizce örnekler vereceğim. Siz de böyle şeyler bulabilirsiniz. Mesela İngilizce'de bat ne demek? Batman gibi düşünün. Yarasa değil mi? Aynı zamanda bir sopa demektir. Yaşların kullandığı sopa. Sahibi, buradaki cümlede de sahibi hırsıza sopayla vurdu anlamında kullanılabilir. Halbuki bat deyince akla ilk gelen şey bir hayvan. Gördüğünüz gibi burada iki ayrı isim, hatta isim. Demin biri sıfat, biri isimdi, biri fiildi. Burada ikisi de isim olmasına rağmen ikisini ayrı ayrı konularda anlayabiliyoruz. Bu cümlede mesela bahsettiği şeyin hayvan olmadığını görebiliyoruz. Bizim burada bildiğimiz iki şey var. Burada bir içerik var. Baseball. Ve bizim aklımız var sonuçta. İnsan aklı bize doğru şekilde anlamamızı sağlıyor. Biz burada baseball demesek bile burada sahip burada hırsıza bir sopayla vurdu dediğimizde tabii ki de bir hayvan yakalayıp bir yarasa yakalayıp onunla vurmadı hırsıza. Bir sopayla vurdu. Neden bu kadar eminiz? Çünkü bizim ortak aklımız var. Herhangi bir sorun yaşamıyoruz bu konuyla alakalı. Daha az İngilizce bilen insanlar için belki birazcık komplike olabilir, biraz karışık olabilir. Belki o sırada yarası olan kelimeyi düşünmüş olabilirler ve cümle onlara biraz karmaşık gelebilir. Ama işte başka bir harfin başka bir anlamını öğrendiğimizde o zaman kendimize şey diyoruz. Aa evet bu demek ki demek ki şimdi tamamen mantıklı geliyor. Bu örneklerle devam edebiliriz. Mesela mean anlamına gelmek demektir fiil olarak. Bir anlam ifade etmektir değil mi? İfade etmektir. Anlam ifade etmektir. Aynı zamanda birinin kaba olması durumuydu. Aynı zamanda kaba, acımasız olduğu, aynı zamanda ortalama demektir. Asgari demektir. Asgari ücret örneğin. Nasıl biliyoruz bunları doğru şekilde tercüme edebileceğimizi? Buradaki tatlı, sevimli tercümanlarımızın nasıl tercüme edeceğini onlar nasıl biliyorlar? Dog ne demek dediğimizde umarım oradaki tercümanlardan herhangi biri kötü bir şey söylemeye çalışmadılar mean dediğinde. Like, I don't know, Osnachaya, right? In Ukrainian. I don't know how to say it in Turkish.
anlamına gelmedi. Daha doğru bir kelime kullandılar çünkü context anlaşılırdı. Context ve akıl bizim kompleksle savaşımızda bize yardımcı olan ve kelimeler kompleks olduğunda, karmaşık olduğunda bizim yardımcı. Makineler tercüme edebiliyorlar değil mi? Yapabiliyorlar bunu, becerebiliyorlar. Çok yararlı aslında bunlar. Biz kullanıyoruz değil mi hepimiz? Peki neden o kadar karmaşık diyoruz ki buna? Çünkü makine tercümesi bulunmakla beraber ve bir metin inşa etmekle beraber makine tercümesi kullanan insanlar için korkunç şeyler tecrübe ettiğinizi söyleyebilirim. Çünkü tercümelerin muhteşem anlamda yanlış tercümeler yaptıklarını görebilirsiniz. Komple değiştirebiliyorlar cümlenin anlamını. Sadece ufak bir "ay burayı yanlış yaptım" şeklinde değil. Tamamen içeriğin dışında bilgiler kullanabiliyor makine tercümesi. Bazen de yanlış kelime anlamını, mesela örneğin köpek ya da yarasanın, demin dediğimiz dog ya da bed'deki hiçbir anlamı olmayan şekilde onun 2-3 anlamı varken diğerini kullanarak cümleyi tamamen saçmalık haline getirebiliyor. Anlaması çok zor hale getiriyorlar değil mi? Yani her türlü bazen anlayabiliyoruz çünkü bizim kendi aklımız var. Kendi aklımızı kullanarak deminki bahsettiğimiz hırsız ve ev sahibiyle ilgili konuşacak olursak, bir yarasayla vurmayacak. Tabii ki sopayla vuracak. Bu İngilizceydi sonuçta. Tamam, artık yarasadan bahsetmiyor. Biz bunu kendimizce anlayabiliriz. Çünkü kendi aklımızı kullanıyoruz. Ama makine tercümelerinde böyle bir şey yok. İşte bu sebeple gerçek, muhteşem, buradaki gibi tercümanlara ihtiyacımız var. Çünkü onlar yine de insan aklının yerine geçenler. Makine tercümeleri kullanışlıdır. Bizim genel olarak ne öğrenmek istiyorsa onunla ilgili genel anlamda bir şeyler bulmaya çalışıyoruz. Biraz spam mıdır ya da gerçek bir yazı mı, onu anlamaya çalışıyoruz. Ya da küçük bir konuyla alakalı detay, küçük bir cadde ismi örneğin. Makine tercümesi tamamen saçmalıkta ve kullanmayın demiyorum. Tabii ki de tercüme kullanışlıdır ama kullanışlı olacağı alanda kullanışlıdır. Buradaki leksim kontekstinde, metninde anlamanızın istediğim şey şu. İstatistiksel bir yaklaşım bulunduğu için makine tercümesi Google'da çalışıyor. Bu sebeplerle çalışıyor. İyi bir makine tercüman en mühendisi bu konuda çalışıyorlar ve büyük bir ortak çalışmalar var. Burada büyük büyük bilgiler var, cümleler var. Bunlar bunun tercümesi denebiliyor hepsini topladığımızda. Bütün istatistikler kullanıldığında bizim sonuca varabildiğimiz şey genel olarak bizim makine tercümesinin ne olduğunu anlayabiliyoruz. Tek bir sorun var, rezil oluşu. İstatistiksel olarak bazen insanlara yardımcı olabiliyor, evet, ama şunu bilmenizi istiyorum, anlamanızı istiyorum. Bu yeterince iyi olan makine çevirisi dümdüz bir çeviridir. Birçok nüansı kaybeder ve tonu ve anlatılmak bir sürü edebi çevirileri örneğin. Bir tonumuzu değiştiriyor olabilir. Bazen sokak dili kullanıyorlar, jargon kullanıyorlar. Bunların hepsi makine tercümesinde sadece istatistiksel benzer kelimeye dönüyor. Bu kadar. Oraya buraya çevirerek, güzel bir şekilde ifade etmek yerine, sanatsal cümleler kullanmak, kelimeler kullanmak yerine içerikteki, işte bu sebeple makine çevirisi olan herhangi bir şiir tabii ki de bunu istemez. Kimse orada makine tercümesi yapılmış şiiri okumak istemez. Çünkü işe yaramaz. Bununla ilgili bir şey daha düşünmenizi istiyorum. Makine tercümesiyle ilgili bir şey daha fark ettim. Bazen onlar
çeşitli diller üzerinden çeviriyorlar. Mesela siz ona şöyle bir şey söylüyorsunuz. Bu içerik, bu metin Ukraynaca ve bazı kelimeleri Ukraynaca çeviriyor. Rusçaymış gibi. Siz diyorsunuz ki bu Ukraynaca text ve siz onu İngilizce'ye çevirmek istiyorsunuz. Bazı kelimeleri Google Translate oradaki Ukraynaca dildeki bazı kelimeleri size Rusça olarak alarak çeviriyor. Çünkü daha fazla Ukraynaca bilgisi, Rusça bilgisi Google'da daha çok bilgi var. Ukraynacadan. Eğer hem Ukraynaca hem Rusça bilmiyorsanız burada çeşitli yanlışlara sebebiyet verebilir size. Sadece tonu ve stili ve edebi olarak istatistiksel algoritmle ilgili yaşadığımız sorunları değil, yanlış tercüme için değil, yanlış tanımlama için değil ama bir sürü başka sorunlara sebep verebiliyor makine tercümesi. Yeterli, verimli, doğru tercümeyle herhangi bir şekilde karşılaştırma yapılamaz makine tercümesi. Çünkü yeterli tercüme, gerçek tercüme, var olan doğru tercüme bütün o tonları, edebi değerleri kaybetmeden çevirir. Makineden, makine çevirsen bunları asla alamayız. Dil komplikedir, karmaşıktır. Ve şimdi buna bir bakalım. Örneğin, kelimelerin birçok formu vardır, birçok türü vardır. Türkçeden de başka dillerden de, Rusçadan da bütün dilleri biliyoruz. Bütün kelimelerin bir sürü formu vardır. Örneğin tekil ya da çoğul ya da cümle içinde özne olabiliyorlar ya da nesne. Onun için birçok farklı formları vardır. Ne demek istediğimi anlayabiliyor musunuz? Mesela case ne demek? Case aynı zamanda bir durumda denebilecekken dava da diye de çevrilebilir. Bazı dillerde cinsiyetler vardır. Ya da maskülen mi, feminen mi dillerde bunu biliriz. Bazen nötr kelimeler vardır Rusçadaki gibi. Sadece insanlar için değil. Örneğin masa ya da sandalye bunların hepsinin cinsiyeti olabilir. Bazı kelimelerin kelimelerde düzensizdir. Örneğin İngilizce'de geçmiş fiillerde mesela go kelimesinin go'd olmasını, düzenli bir şekilde çekilmesini bekliyorken went oluyor. Çünkü tamamen farklı, çünkü kendisi irregular, yani düzensiz bir fiil. Orijinal İngilizce'de gördüğünüz gibi diğer kelime sıradan bir şekilde ed kelimelerinin arkasına harflerini almak yerine geçmiş olan eskiden go yerine went olarak da kullanılıyordu ve went onun birinci haliyken I went gibi, şimdi gidiyorum gibi düşünün. O geçmiş zamanı went olmuştu ama şimdi artık daha fazla kullanılmıyor. Birçok anlamı da var, ifadesi var. Mesela işte oradaki köpek ve aynı zamanda takip etmek ve yarasa ve bir sopa. Benim en sevdiğim muhteşem süper güçlerimle alakalı konuşacağım. Mesela yüzmek. Yüzmek Türkçe'de swim olarak biz bunu çevirebiliriz. Evet. Ve tek bu anlama mı geliyor? Hayır. Ve yüzmek, derisini yüzmekten de bahsedebiliriz. Değil mi? Birinden diğerini hemen hızlıca geçemiyor olabiliriz ama ikisi tamamen iki farklı kelime. Ve eğer ben Türkçe özmek istersem ben diyeceğim ki tamam yüzmektir. Ve bana bunu bir portakala yap dese ne diyeceğim? Ne yapmamı istiyorsun bu portakala? Ben nasıl yüzebilirim ki su içerisinde o portakalla? Ama Türkçe konuşanlar için bu hiçbir sorun değil. Bu sıradan bir kelime sadece. Kelimelerin anlamları vardır ve bazı anlamların daha genelken bazıları daha edebidir. Mesela eski Osmanlı dillerinde kullanıldığını düşünün.
Bazıları da bazı kelimeler de yöresel olabilir. Doğusunda kullanılan kelimeler olabilir bazı kelimeler Türkçedeki. Kelimelerin sadece birçok anlamları olmasının yanı sıra birçok anlamının da bir sürü kelimesi vardır. Örneğin birçok kelime tek bir durumu ifade etmemektedir. Örneğin İngilizce'de peak dediğimizde ya da zirve ve zirve iki ayrı kelimedir aslında bunlar. Tek bir şeyi ifade eden iki ayrı kelime. Tek bir kelimeyle başlamıştık. İki ayrı şeyi ifade edebilen aynı ama aynı zamanda aynı anlamda olan iki kelimenin tek bir şey ifade ettiğini de görebiliriz. Örneğin clever ve smart ikisini de Türkçe akıllı ve akıllı olarak çevirebiliriz ya da neredeyse aynı şeyle ilgili. Bazen eş anlamlılar bazen biraz daha yakın eş anlamlı olabiliyorlar. Akıllı ve zeki gibi düşünebiliriz. Akıllı ve zeki tam olarak birbirlerine eşit değiller, değil mi? Ve bizim aynı eş sesli dediğimiz kelimeler vardır. Mesela steal, çalmak var ve paslan ve kurşun. Evet, ve kurşun mesela. Ben eğer çalmak istediğim stilden mi bahsediyorum yoksa kurşun olan stilden mi bahsediyorum onu bilmiyoruz. Bazıları da yazılışları aynı ama söylemleri farklı. Bir tanesi read, birincisi read ve bu aradaki farkı asla anlayamayacağız. Read, read ya da read ya da read. Bunu anlayabilmenin tek durumu sadece cümlede anlayabilirsiniz. İki farklı kelimeler, iki farklı şeyden bahsediyor. Biri geniş zamanda ve biri geçmiş zamanda. Ben kitabı okumak istiyorum ya da kitabı okudum. Aynı şekilde yazılıyor. Aynı şeyi ifade etmiyor ve aynı şekilde söylenmiyor bile. Hele ki diyalektik phenomena like the register of the language, meaning how, like I said, do you sound more educated or more formal? Daha sofistike ya da jargon mu konuşuyorsunuz? Onları ifade eden kelimelere girmeyelim bile. Gördüğünüz gibi. Şunların hepsini biliyoruz değil mi? Kendi dillerimizde doğal olarak bunları biliyoruz. Hangi kelimeyi markette kullanıp kullanmayacağımız ya da işte kullanıp kullanmayacağımızı biliyoruz. Bu farklı kelimeleri içgüdüsel olarak kullanıyoruz aslında. Dili ifade etmek için şunu söyleyebilmemiz lazım. Bu kelime şundan biraz daha farklı. Aynı şeyi ifade ediyor olsalar bile. Bir dil bilincinin register olarak kullandığı kelimeyi başka zamanlarda başka şekillerde duyabilirsiniz. Birkaç örneğe geçiyorum ama bunların hepsi bu örnekler tek bir kelime seviyesine geliyor. Biz daha cümlenin komplike olmasına, karmaşıklığına girmedik bile. Dolaylı tümleçler, zarflar bunları tamamen geçiyorum. Sadece kelimelerden bahsediyorum. Yani aslında kulağa şöyle geliyor. Bütün bu kelimeleri yapısal bilgilerle modellemek zor olacakmış gibi görünüyor, değil mi? Evet, kesinlikle zor olacak. Ama inanın emeğinize değecek. Eğer hepimiz kendi dillerimizde yazarsak, Wikiveri içerisinde yapısal bilgilerimizi yazarsak, burada harika bir zenginlik oluşacak, aplikasyonlar ve oyunlar oluşacak ve bunun üzerine yazdıkça yazabiliriz. Ve Luca'nın bahsettiği gibi, multimedyadan bahsetmişti değil mi? Ne kadar çok medyayı keşfedersek Commons'larda o kadar geri alabiliriz. Kendimize de dönüşü o kadar çok olur. Bizim haberimiz bile olmayabilir bazı şeylerden, orada olduğunu bilmediğimiz. Bunlarla öğrenebiliriz. Ben düşünemediğim şeylerin de var olduğunu bilmek bu çok heyecan verici bir şey benim için. Ve Lexim sayesinde o harika keşifleri görebileceğiz, buluşları görebileceğiz aslında. Bu çok heyecan verici bir durum. Size birkaç
örnek vermek istiyorum. Yapısal bilgiyle alakalı neler yapılabilir bu dille? Birçok dil öğrenme aracı kullanabiliriz. Mesela flashkartlar, hatırlatma kartları örneğin. Kelimeleri hatırlamak için öyle aplikasyonlar var değil mi? Her aplikasyonun kendi küçük veri tabanı vardır ve bazıları o kadar iyi değil, bazıları o kadar doğru da değil. Ben de bazen diller öğrenmeye çalışıyordum. Aplikasyonlar çalışan, güzel gelen aplikasyonlar ama bazıları da iğrenç aplikasyonlardı. Bazen onlar belki de makine tercümeleri kullanıyorlardı ve insan olan ben bir dili flash kartlarla, makine tercümesiyle yapılan flash kartlarla öğrenmeye çalışıyordum. Bu korkunç, yapmayın bunu. Eğer insan tarafından yapılmış yapısal kelimelerimiz olsa gayet sorumlu kartlarımız olurdu değil mi bizim? Bir veri tabanına flash kart bilgisi yüklediğimizde bu çok basit olurdu. Bana bu kelimeyi ver ve üçüncü kişi çoğul şekilde bana bunu yap diye oyunlar yapabilirdik mesela. Bak bu geniş zaman ve evet böyle şeyler yapabiliriz aslında. Böyle eğitimsel eğitim veren eğitici oyunlar yapabiliriz aslında. Aynı zamanda telaffuzla ilgili oyunlar yapabiliriz. Benim Türk aksanımı toparlayabilmek, Türkçe konuşurken kullandığım aksanı toparlayabilmek için bana ne kadar yardımcı olurdu ki Türkçe aksanım iğrenç. Ve bunlar sadece iyileştirmeyle, kazanımla, dil kazanımıyla ilgili konuştuğum şeyler, birkaç bir şeyi sadece ve bizim yapabileceğimiz bir sürü şey var. Örneğin bulmaca. Bulmaca sever misiniz? Mesela bulmaca çözücülerimiz de olabilir bizim. Lexim bir kelimenin ne kadar uzun olduğunu, hangi kelime olduğunu, bunların hepsini biliyor. Ve daha birçok aracımız olabilir ama şu an çok zamanım yok. Eğer kelime ineğiyseniz, bunu öğrenmek istiyorsanız bu konuda ben bir kelime ineğimdir ve bu konuyla alakalı konuşmaktan da hiç gocunmam ve daha sonra da bununla ilgili konuşabiliriz. Ve tercüme ile alakalı konuşalım. Doğru tercüme şuna dayanır. Ayrıştırma. Bazı spesifik kelimelerin ya da kullanılan bazı deyimlerin ayrıştırılması, anlamlaştırılması. Bir profesyonel tercüman size şunu söyleyebilir. Amatör olarak yapanlar bile size şunu söyleyebilir. Ve size şunu söyler ki, bir kelime bu, bu demek ve bu, bu demek. Tercüme bu demek değildir çünkü. Kesinlikle bu kadar kolay değildir. Ama birçok insan ki bunları hani hiç yapmamış olan insanlar sadece tercümenin böyle bir şey olduğunu düşünebilir. Aa, kocaman bir sözcüğün var. Oradaki sözcüğü buluyorsun ve cümleyi arka arkaya söylüyorsun. Bu tercümedir. Hayır, değil. Şöyle bir dilekte bulunalım. Yıldızlara bir dileğimizi gönderelim madem. Eğer mümkün olsaydı açıklamak leksimi. Yunanca'da leksema demektir. Kelime anlamının birimi olarak kullanılır. Çok net bir şekilde açıklayabilecek olsaydık kelime anlamı birimini. Bu form genitif olarak kullanılır ve bunların hepsi gramer olarak farklı farklı konulardır. Düşünsenize kelimeleri biz bu artık eski Türkçe diyebiliyor olsaydık ya da bu irregüler düzensiz bir kelime diyebilseydik ya da bu bir jargon deseydik ya da bu artık 1700'den beri kullanılmıyor deseydik örneğin ve şu an eğer
eğitici bir oyun kullanıyorsan, eğitici oyun üretiyorsan çocuklar için kullanmaman gerektiğini söyleyebilseydi örneğin. Ve eğer şunu söyleyebilseydik, bu anlamı yüzmek, bu yüzmenin anlamı İngilizce'ye çevirdiğinde swimming olarak kullanılır ama başka bir anlamı olan yüzmek olan, bir portakalı yüzmek olan şey peel'dir diyebilseydik peki. Biz bunları yapısı olarak ifade etmek zorundayız. Streslemek, vurgulamak zorundayız. İşte leksim bunların kelime anlamı biriminin genel anlamıdır. Genel bütünüdür. Mesela cash flow. Nedir? Para akışı olabilir, değil mi? İki kelime, nakit ve akış. İkisinin de ayrı ayrı anlamları vardır ve birleştirdiğimizde bambaşka bir anlamı daha oluyor. Mesela cash flow bu bir kelimedir ve onun bir anlamı vardır. Aynı zamanda iki ayrı kelimeden de birleştirilmiştir ve onlar bağlandırılmıştır. Bağladığımız leksimleri vardır. Peki kelimeler başka dillerden alındığında, ödünç alındığında ne olacak? Mesela ben Türkçe konuşmuyorum ve havaalanında şunu gördüm. Asansör kelimesini gördüm. Asansörün. Ben bu kelimeyi biliyorum ama bu Fransızcadan. Bu Türkçe o, tamamen buradan çalmış değil mi? Aa, bu Fransızcadan geliyor diyebiliriz biz bunu. Peki biz bunları Wikidata konseptine çevirecek olsak, mesela bir itemimiz, bir başlığımız olsa değil mi? Mesela nasıl araç yazabileceğimizi, nasıl başlık yazabileceğimizi söylemiştik, hatırlıyor musunuz? Yüzmek, Türkçe kelime, swimming için geçerlidir. Bu bir konsept olsa. Wikiveri bunu hatırlar. Ama burada bir tane var, çok fazla etiketi olabilir. Ama bir tane başlığı var. Ama leksim, kendi leksikonlarımızı, anlamlarımızı, biliyorsunuz bizim hepimizin kendi ayrı dilleri var. Bütün formları biz birleştirirsek ve onları bir link halinde birleştirmeye çalışsak, bir konsept oluşturursak, bir terim anlam değil, bir kelime değil ama bir konsepte, platonik tek taraflı bir fikrim olsa mesela bunu, bu leksim oluşturdu. Mesela örnek cümlelerle ilgili konuşalım. Bu form bu anlamdır demez. Natural sentence where the word happens, and many of us have known this, right? When we look things up in a dictionary. Biz kelimeye baktığımızda örneğin cümle sözcüklerde biz aslında o kelimeyi gördüğümüzde onun anlamını tam anladığımızdan emin değiliz. Ama cümleyi okuduğumuzda o cümle bizim için bir anlam ifade ediyor oluyor. Mesela biz örnek cümle kurmak istediğimizde, başka anlamları ifade etmek isteyen örnek cümleler kurmak istediğimizde, mesela soymak ve yüzmek arasındaki iki ayrı örnek cümle kullanmaya çalışsak. Peki mesela nasıl ek olurdu? Acaba biz bir de audio eklesek, onun bir de nasıl telaffuz ediliyle ilgili, hatta bunların hepsine bir de bir sorgu mu, sorgu ekleyebilsek örneğin, bunların hepsini bazı fiiller. Peki ya şöyle bir sorgu ekliyor olabilseydik. Hangi kelimeler Ukraynaca'da maskülendir, erkek kelimelerdir ve Almanca'da dişi kelimelerdir? Örneğin ben şu an Almanca öğrenmeye çalışıyorum ve benim için şu bir sorun. Mesela bir masa Ukraynaca'da dişi kelime olması feminen kelimedir. Ama belki de Ukraynaca'da erkek bir kelimedir. Ve ben bu kelimeler kendi fiilleri, kendi kelimeleri için cinsiyet konusunda anlaşamamışlar ve ben de bu konuda hata yapıyorum doğal olarak. Beni takip ediyorsunuz değil mi? Bir sıkıntı yok şu an. Kusura bakmayın, dil konusunda epey heyecanlıyımdır. Bu bir Wikiveri sorgusu aslında. Bana çalışmak için bir liste veriyor bakın. Ya da herhangi bir dil, Almanca dışında da olabilir. Güzel bir etimolojik, dil kökenli, Slavik kelimelerle mesela at ne demektir? Bunu yazabilsek keşke. In the Slavic or the Turkic family of languages. We can do that once we have
Eğer böyle bir bilgimiz olursa, böyle bir yapısal bilgimiz oluşursa bunu yapabiliriz tabii. Mesela harfler tek, mesela bu çok saçma bir soru olabilir ama harfler tekrarlamadan bizim söyleyebileceğimiz en uzun kelime ne olurdu mesela? Bunu bir kere düşünmeye başladığınızda aklınızda bütün kelimeler canlanır ama bu sizin için çok zor. Ama Wikiveri bunu bilebilir ve biz bunu sadece sorduğumuzda Wikiveri'ye o bize bunun cevabını da verebilir hızlıca. Ve keşke bize bizim konuştuğumuz kelimelerin yüzde kaçının hangi dilden geldiğiyle ilgili bilgi verilebilse, değil mi? Bazı kelimelere biz yanlış anlamlı arkadaş kelimeler diyebiliriz. Çünkü bazı kelimeleri duyduğunuzda sanıyorsunuz ki o kelimeyi doğru biliyorsunuz. Örneğin Azerbaycan'da şöyle bir dil de var. Uçak düştü derler örneğin. Uçak aşağı indi değil. Ya da uçak land yaptı, indi değil. Ama uçak düştü dediğinizde Türkçe bilen biri ne demek istediğini anlasa da kazayla sonuçlandığını düşünebilir. Bunlar yanlış anlamlı arkadaş fiiller denebilir. Aynı zamanda kendimize bir bu kelime yıllar içerisinde nasıl değiştiğiyle ilgili bir liste de sunabiliriz mesela. Nasıl değişmiş, anlamı nasıl değişmiş? Örneğin Osmanlı döneminden bu döneme farklı olarak nasıl değişmiş? Peki bunların hepsini yapabiliyor olsaydık harika olmaz mıydı? Bilin bakalım ne oldu? Lexim bunların hepsini yapabilir. Hem de hemen, şimdi. Bunu biliyordunuz değil mi? Bu gelecekti işte. Yani, hadi bir adım daha ileri gidelim. Peki şu çok güzel olmaz mıydı? Herkes sizin dilinizi konuşsa. Harika olurdu. O olana kadar en azından ki ben Türkçe konuşmaya daha başlamadım çünkü öğrenmeye başlamadım. Eğer acaba sizin kendi dilinizden sizin dilinizi bilmeyen insanlar acaba sizin dilinizde yazdığınız bir şeyleri görüyor, anlayabiliyor olsaydı makine çevirisi gibi ama çok daha akıllıca aslında. Ve sizin burada şöyle bir şey demeniz lazım. Ne? Bu adam kafayı yedi herhalde. Hayır, Asaf kafayı falan yemedi. Şöyle aslında, soyut Wikipedia'yı duydunuz mu? Ya da özet Wikipedia'yı. İşte bu tam da olması gereken şey. Ya da üzerine çalıştığımız şey bu. Bu soyut Wikiveri, işte özet Wikiveri tam da bu konuda makaleler kodlarla yazılmıştır ve bu makine programları genel olarak içerikleri soyut anlamda ya da özet anlamda anlatıyor. O soyut sunumlarımız var diyelim ki ve o diğer tarafta da yapısal bilgiler var sizin kendi dillerinizde ve biz onları birbirlerine adapte edebiliriz. Güzelce yazılmış bütün deyimleri, atasözleriyle kullanabiliyor oluruz. Sizin kendi dilinizde, istatistiksel olarak da değil, gerçek bir yaklaşımla, insan dilini taklit edebilen bir yaklaşımla. Çünkü bizim yapısal dilimiz, yapısal bilgimiz buna yardımcı olabilecek durumda, tamam mı? Belki şimdiye kadar soyut Wikipedia ile ilgili bir şeyler duymuştunuz ama artık biliyorsunuz. Yani bizim amacımız bu, hayal bu aslında. Eğer bunu yapabilirsek, şu an teknolojiyle alakalı bununla ilgili üzerinde çalışıyoruz. Belki bir ya da iki yıl, daha fazla olmasa gerek, şunu yapabiliyor olmalıyız. Harika, doğru, gramatik olarak doğru, güzel bilgilerle sizin dillerinizde başka insanlar tarafından yazılmış bilgiye ulaşmayı. Makine tercümesinden bahsetmiyorum. Ya o da bir makine olmuş olacak ama en azından makine tercümesine dayanan bir şey değil. Doğru olacak ve siz onları editleyebiliyor olacaksınız. Onun soyut halini, özet halini yapabiliyor olacaksınız. Düşünsenize ve direkt başka bir insan bunu anlayabilecek. Soyut Wikipedia İşte şuna bağlıdır aslında. Yapısal bilgi, sizin dilinizdeki yapısal bilgiye bağlıdır.
Eğer siz kendinizi açıklamazsanız yapısal bilgide Lexeme bunu yapamaz. Şu an Lexeme Lexeme ile ilgili çok fazla konuştum Asaf ve şununla ilgili bize hiçbir şey göstermedin. Peki gerçekten Lexeme ne demektir? Başka bir katman aslında. Wiki veri yazılım tabanında yürüyen wiki bilgilerinin, wiki veri projesinin en üst katmanıdır aslında. Hatırlıyorsanız başlıklar ve alt başlıklarla ilgili konuşmuştuk. Q ve P. Lexeme'ler, ki anlam birimi bütünü gibi düşünebilirsiniz. Lexeme'ler L ile başlıyor biliyorsunuz. Q harfi bir eşle ilgiliydi. Eşin ismiyle alakalıydı. Onun için Q harfiyle başlıyordu. Ama L harfi Lexeme için geçerli. Lexeme'ler de L na 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 diye gidiyor. Bütün wiki veriyi sorgulama servisini Lexeme sorgulamasıyla ilgili kullanabiliriz. Henüz Lexeme yeni. Nispeten yeni. Henüz çok küçük bir topluluk. Sizin dilinizde belki ilk insanlar olabilirsiniz orada Lexeme'le alakalı. İlk bununla ilgili ilgilenen insanlar olabilirdi. Bence başlangıçta orada bulunmak çok güzel olurdu. Çok büyük değişimlere, kararlara sebep olabilirsiniz. Ve henüz çok küçük olmasına rağmen çok büyük etki yaratıyor olabilirsiniz. Düşünsenize, birbirinizi tanımaya başlarsınız ki orada çalışan bütün insanlar da çok ya iyi arkadaş olabilirsiniz. Daha kısa bahsedecek olursak, Lexeme aşk demektir. Biraz küçük bir tur yapalım Lexeme üzerinde. Buradaki Lexeme'e bir bakalım isterseniz. Ve bu Lexeme. Görebildiğiniz gibi burası Wikiveri. Belki Wikiveri gibi görünmüyor olabilir çünkü benim gönüllü olmayan sayfamda kendime buradaki rengi bir gözden çıkarın, bir hani umursamayın lütfen onu. Wikidata verisi, Wikidata başlığı gibi düşünebilirsiniz. Burada bizim öğrendiğimiz şeyler var. Gördüğünüz gibi burada Q numarası yok bizim başlığımızın. Burada ne var, ne başlığı var? L numarası var. Ve bu let'ten geliyor. İzin vermek gibi düşünün. Let kelimesi için başlık açılmış. Lexical kategori üzerinden cümlenin bölümleri, cümlenin öğeleriyle ilgili konuşuyoruz mesela. Bu durumda o bir fiil ve İngilizce bir fiil, birine bir şey yapması için izin vermek. Lexeme'le alakalı ne biliyoruz? Öncelikle bazı ifadeler var. Lexeme'in genel anlamda ne ifade ettiğiyle alakalı. Genel anlamda bir örnektir. Herhangi bir düzenli fiilin örneğidir. Peki neden düzenli bir fiil? Çünkü geçmiş zaman, let'in geçmiş zaman hali de yine let deriz. Letted değil. I let him do it. Ve geçmiş zamanda onun bunu yapmasına izin verdim demek olur. Birkaç şeyi de atlıyorum şu an. Başka bir Lexeme'den alındığını biliyoruz. Lexeme'in nereden alındığını biliyoruz. Orta Çağ İngilizcesinden alındığını biliyoruz bunun. Buna tıklayalım. Wikipedia'da yaptığınız gibi yapabilirsiniz. Ve şunu görüyorsunuz. Bir gün göreceğiz umarım. Bakın burada Latin diye başka bir Lexeme var. Çünkü bu İngilizce dili değil, bu Orta
Çağ İngilizcesi gördüğünüz gibi bu aynı zamanda hala fiil Orta Çağ İngilizcesinde ve bazı Orta Çağ sözlüğünde ifadeki haliyle yazılmış. Bir geri gidelim, lete bakalım. Bakın bu başka bir şeye bağlı, onu gösterdim sadece. Bu aynı zamanda homografik bir şey. Aynı şekilde ifade edildiği için, aynı şekilde kodlandığı için, söylendiği için homograf deniyor. Bu kelimeyle alakalı bir kimliğimiz var. Oxford sözcükleri sözlüğünden alınan bilgiye göre kimlik numarası bu letin ve eklediğimizi başımıza almadılar. Gördüğünüz gibi bizi Oxford İngiliz sözlüğüne bağladı. Çünkü oraya bağlantılı. Genel anlamda bu kelimelerle ilgili bir sürü şey söyleyebiliyoruz. Şimdi bu kelimeleri, anlamlarını ayırmak istediğimizden bahsetmiştik. Hatırlıyor musunuz? Let. Bu kelimeyi biliyorsanız anlamı şu şekilde yazılmıştır. İzin vermek. Birinin bir şey yapmasına izin vermek, değil mi? Mesela köpeğin dışarı çıkmasına izin vermek. Ve bu kesinlikle anlamlardan biri. Sense, anlam kelimesinin altında görüyorsunuz ki burada leksim numarasını görüyorsunuz. Birinci anlamı. İngilizce'de izin vermek, önlememek. Burada ne olduğuna bir bakalım. Burada bir açıklama var. Bu anlamla ilgili bir açıklama var. Tüm leksimle alakalı değil. Dediğim gibi leksimin birden fazla anlamı bulunabilir. Burada bir açıklama bu kelimenin kendisiyle ilgili, izin veren kelimeyle ilgili. Burada diyor ki burada eş anlamlısı var. Aynı kelimeyi ifade eden başka bir kelimesi var. Hemen bakalım. Sinonim kelime. Burada da eş anlamlısı permit. İzin vermek. Onay vermek gibi düşünelim. Sadece bu anlamdaki kelimenin eş anlamlısı permit. Let kelimesi aynı zamanda İngilizce'de, özellikle İngiliz İngilizcesinde kiralamak anlamında da kullanılır. Örneğin bir apartman, bir ev, bir daire kiralamak gibi düşünebilirsiniz. Bu da başka bir anlam, kelimenin başka bir anlamı farkındaysanız. Gördüğünüz gibi burada ikinci anlamıyla konuşuyoruz. Birinin bir sorusu var. Yes, go ahead. It looked a little bit similar to Wiktionary to me, and I really wonder if there is a relationship between Wikidata to Wiktionary, like Wikidata and Wikipedia. Yeah. Wiki Dictionary ile çok benzerlikler gördüm. Bu benim birinci sorumda. Aynı şeyler mi aslında diye. Örneğin cat kelimesine bakalım. Cat kelimesi daha önce bir başlıktı. Ve orada Q harfiyle bir ismi vardı. Ama mesela cat harfini leksimde baktığımda L harfiyle bir ismi olacak, label'ı, etiketi olacak. Nasıl bak aynı domainde ben bunu inceleyebileceğim? Wiktionary diye bir uygulamamız var, biliyorsunuz bir proje var. Wikipedia ile aynı yazılım üzerinden devam ediyor. Wiki yazılım zaten bu. Ansiklopedik bilgiyle, bilginin dışında onun yanı sıra sözlük
çok daha yapısaldır. Bir sözlüğe bakacak olursak, somut sözlüğümüze, birkaç gramerle ilgili, dil bilgisiyle ilgili bilgiler vardır, bazı numaralar vardır, birkaç tane anlamından bahseder. Belki tablosu vardır, birkaç formunu gösteriyordur. Doğal olarak aslında bir sözlük daha yapısaldır. Ama yazılım, dictionary'nin çalıştığı şekil, Wikipedia'nın kusurlu halidir. Eğer Wiktionary sayfasına bakacak olursanız, İngilizce Wiktionary, Wikipedia'dan daha az arkadaş canlısı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü biraz fazla komplike aslında. Başka bir deyişle, Wiktionary teknolojik olarak doğru bir uygulama olmazdı gerçek bir sözlüğü anlayabilmek için. Lexim, Wiktionary'nin olmuş olması gereken şekil aslında. Lexim sonunda teknolojinin bir sözlüğü, bir kelimenin anlamlarını kapsayabilecek teknolojiye sahip olan hali. Wikipedia'nın tek hali, Lexim'in de tek hali birbirleriyle aynı ve verinin, bilginin tek başına olduğu hali yakalamak amaçları. Belki bir gün Wiktionary'yi Lexim onları destekleyecek şekilde görebiliriz belki. Belki yarışır hale gelirler ve birbirlerini tamamlayacak şekilde olacaktır gelecekte. Bu konuyla alakalı tabii ne zaman nasıl olacağıyla ilgili ya da bilgiyi nasıl çekeceğimizle alakalı bir sürü sorusu gelecektir. Ama yarın bunlarla ilgili konuşmak için gerçekten çok mutlu olurum. Orada olmayan bir kelimeyi aramak istiyor olabiliriz. Mesela kedi kelimesine bakalım. Ne bulacağız peki burada? Ev kedisi yine. Q numaraları görüyorum ben burada. Wikiveri başlıkları görüyorum gördüğünüz gibi. Wikiveri'nin aradığı şey bu olacak zaten. Çünkü insanlar da çoğunlukla buna bakıyor oluyorlar. Başlığa bakıyorlar, bu konsepte bakıyorlar. Kelimenin konseptine değil. Wikiveri'ye hayır, bunu Lexim kedisine baktığımı söylemeye çalıştığımda, bu ara butonuna bastığımızda, baktığımızda L, Lexim için 2. üst üste istediğimiz kelimeyi yazıyoruz. Kedi yazıyorum ve kelime bulunamadı diyor. Bu koca bir yalan. Wikiveri sana yalan söylüyor. Çünkü bir sıkıntı var. Wikiveri'de bir sıkıntı var. Otomatik arama şu an Lexim'leri aramak için uygun değil. Şu an buradaki sıkıntıyı tamir edene kadar buna inanma. O taramaya inanma ve gerçek enter'a tıkla. İşte bir şeyler buldu. Gördüğünüz gibi İrlanda dilinde bir Lexim bulduk. İngilizce kelime de bulduk aslında, bir fiil hatta, to cat, cat yapmak. Sonunda bizim aradığımız kediyi de buldu. 7. Lexim. İnanabiliyor musunuz? Evet, bizim ne ihtiyacımız vardı? İşte artık 7. olarak bunu yazalım. Gördüğünüz gibi kedinin Lexim'i de burada. Bunu anladık sanırım. L, 2. üst üste. Şu an yerelleştirilmedi diye tahmin ediyorum. Kazak dilinde örneğin. Yine de yerelleştirmediği için yine de L, 2. üst üste yapıyorsunuz ve devam ediyoruz. Kazak dilinde de onu sonrasında yazıyorsunuz. Şimdi biraz daha devam edelim. Anlamları gördük değil mi? Bir tane anlamı izin vermekti. Diğer anlamı da bir ev kiralamak gibi düşünebiliriz.
Ve üçüncü bir anlamı da var Latin. Üçüncü anlamı kelimenin kendinizi cesaretlendirmek ya da başka birini cesaretlendirmek mesela. Hadi gidelim gibi oradaki let. Bu letin başka bir anlamı değil mi? İzin vermek değil. Let's go dediğinizde kimse izin vermiyorsunuz. Siz birine let's go dediğinizde hadi diyelim. Bu teşvik için yapar. Mesela benim sana yardım etmeme izin ver değil de. Geçmiş olarak aslında bize bana izin verden geliyor. Örneğin bir saniye bekle, hani kahvemi içeyim, kahvemi içmeme izin ver şeklinde. Aa, yani yapacağım zaten bunu, ben bir kahvemi içeceğim. Bu başka bir anlam gördüğünüz gibi. Kelimenin üçüncü anlamı. Aslında let dediğimizde aklımıza ilk bir kelime geliyor değil mi? Tek bir anlamı geliyor. Bak gördünüz mü? En az üç tane var burada. Ve bu leksimi ben yazdım mesela. Aklıma sadece ilk bunları gelmiş. Başka ne var peki? İçerikle alakalı anlamlarla ilgili bitti. Şimdi formlarla, form halleriyle konuşalım. Kelime mi, fiil mi? Bazı kelimelerde çok fazla formunuz oluşuyor, öğe oluşuyor. Bir sürü. Mesela özne de olabiliyor, zarf da olabiliyor, tümleç de olabiliyor. Bir sürü formlar var. Let, gramer olarak, dil bilgisi olarak geniş zaman demek. Ve bu yine let var. Erkek onu buna izin veriyor. Geniş zaman hali. Ve biz üçüncü hali var bunu biliyorsunuz. Şimdiki zaman için geçerli bu letting. Ve geçmiş zamanı var. Aynı zamanda düzensiz fiil olduğu için let. Gördüğünüz gibi bu kelimenin dördüncü hali. Bütün durumlarını biliyor, bütün formların hallerini biliyor. Ve tabii ki de geçmiş hali, üçüncü kelimenin üçüncü hali gibi düşünün. Verb 3 dediğimiz ve burada da let, let, let şeklinde üç kere aynı şeyi tekrarlıyoruz. Burada çeşitli betimlemeler var uzun uzun ve gördüğünüz gibi bazı içerikler var. Leksin bir bütün şeklinde ve her bir anlam ve her bir hali, her birinin kendi içerikleri olabilir, onları tanımlayan. Veri başka bir veriyi tanımlıyor. Ve aynı zamanda burada bir telaffuz seslendirmesi var. Bak bu hali let şeklinde söyleniyor. Çünkü diğer şekilde o letting deniyordu. Aynı şekilde telaffuz edilmiyor. Bakın. Ve dinleyelim. Duyabildiniz mi? Let. Ben sizin için tekrarlayayım. Let. And you can see that it's coming from a file. It's a file on Commons called ENUS Let. So it's an American woman. Amerikan bir hanımın söylediği kelime let. Ve buna tıkladığınızda burada commons'lar var. Ve Wikiveri'ye bu konuda bağlantısı vardı. Bir görsel gibi demin bahsettiğimiz. Now not only do we have a pronunciation, we also have a sub property. We have a qualifier. Aynı zamanda bizim alt maddemiz var, alt başlığımız var. Bunun bu dildeki söyleyişi, telaffuzu Amerikan İngilizcesinden geliyor. Bu telaffuz şekli Amerikan İngilizcesinden. Başka biri, başka bir telaffuz dosyası yükleyebilirdim. Mesela British İngilizcesinde nasıl söyleniyor let? Onu yükleyebilirdim. Kelimelerin nasıl telaffuz edildiği ile ilgili insanlara yardımcı olabilir. İnsanlar bunu kaydedebilir en azından. Eğer zamanımız olursa size şunu göstermek istiyorum. Siz nasıl yapabilirsiniz? Nasıl kaydedebilirsiniz? Kendi dilinizdekileri otosihirsel olarak leksime nasıl bağlanacak onu görebilirsiniz. Bu bayağı eğlenceli aslında. Leksimin bitimi bu aslında. Çok karmaşık değil, Wikiveri kadar, Wiki başlıklar gibi o kadar komplike değil aslında. Biliyorsunuz bazı kelimeler için söylenecek daha çok şey var. Ben başka şeyler de yazdım bu konuyla alakalı.
ve böyle bir durum var. Onu göstermek istemiştim size. Başka kelimeler için de var, başka dillerde de var. Bir bakayım. Leksime. Vada, su demek. Rusça. Ve Sırpça bulabiliyoruz ve Rusça ve eski Slavan dilinde, Bulgar dilinde bir sürü tür leksim bulabiliyorum ve Rus leksime baktığımızda bu kelime şuradaki sözlük tarafından bu şekilde bu publikasyon tarafından yayınlandığı bu sözlüğün aynı zamanda başka şeylerle ilgili konuşuyorlar. İngilizce etiketi olmayan muhtemelen Rusça etiketi olan şekilde bulunuyor. Bu kadın bir kelime. Evet, Rusça'da kadın bir kelimedir vada. Ve bir kullanıcı örneklerini göstermeyi unuttum size. Let hemen bir geri dönelim hızlıca. Sonra bir aramız olacak. Mesela şu an hallerini ve anlamlarını biliyoruz. Şu an bir örnek yazabiliriz mesela. La aşk bana bir şeylere izin vermedi uyumama örneğin izin vermiyor. Ve görebileceğiniz gibi English Wiki kaynaktan bulabildiğimi görüyorsunuz. Ama en önemlisi şunu söylüyorum. Bu kullanım bu anlamdaki kullanıma bağlı. Başka anlamlar var demiştik, hatırlıyor musunuz? Ve doğal olarak biz onlara başka örnek cümleler lazım demiştik. Bu örnek cümle izin veren cümleyi duyuyoruz burada. Haydi gidelim bugün biterken gibi bir betimleme var burada. The love song of J. Alfred Prufrock, comparing the evening night to a patient on an operating table. And of course the example here is that he says buradaki örnekte let us go dediğinde üçüncü hali var. Onu teşvik eden hali var. Let's gibi düşününce. Bunu gösteriyoruz demek işte bu örneklerde. Burada da ikinci anlamı da görünüyoruz. Kadın evini kiralamadan, apartmanını kiralamasından bahsediyoruz. Bu da ikinci anlamında ve onun örnek cümlesi. Bu kullanıcı örnekleri gördüğünüz gibi leksim seviyesinde, leksim kısmında. Zamanımız bitti bu bölüm için. Bir ara verelim. Sonra nasıl ekleyebiliriz leksime? Harika şeyler yapabiliriz leksim üzerinden. Ona bir bakalım. Devam ediyorum. Leksimle ilgili devam ediyorum. Umarım şimdiye kadar sizi ikna edebildim. Leksimin dünya çapında olduğuna ikna edebildim umarım. And it will be a lot of work to document our language, our languages on Lexim. Lexim üzerinde dokümantasyon yapabileceğimizi umarım ki size açıklayabilmişimdir. Bu komplike olma durumunu, karmaşık oluşunu ama inanın buraya yatırım yapmaya değer. En sizin dil topluluğunuz ne kadar az, ne kadar küçükse, ne kadar az konuşuluyorsa sizin diliniz, leksimdeki değeri o kadar büyüktür. Leksimin daha küçük, daha az konuşulan dillere verdiği değer çok daha büyük. Ne kadar küçükse o kadar iyi, aynı zamanda yok olmaya ne kadar yüz tutmuşsa o kadar değerli. Mesela Rusça olmayan ama Rus bölgesinde konuşulan diller gibi, küçük dillerle ilgili. Umarım sorularınız vardır. Mesela nasıl bilebilirim? Var olan şeyi nasıl bilebilirim? Kendimde hala var olan bir şeyi nereden bulabilirim? İran'dan Muhammed nerede? Burada mı? Onun sorusuydu bu. Nerede hala? Ara mı veriyor? Nasıl bileceğim acaba benim dilimde var olan bir şeyin var olduğunu?
nasıl arayacağımızı break şimdi, onu öğreneceğiz şimdi. İlk soru göstermek istediğim şey size Hangor. Size paylaşacağım bunları. Merak etmeyin, üzerindeki linklere tıklayabileceksiniz. Bu Hangor, bahsedeceğim şeyin adı. Ve bir gün. Okay, so you can see the top 20 languages. İlk 20 dil, leksim sayısı olan ilk 20 dil. İlk dil Rusça. 101 bin leksim ile Wikiveri'deki. Gerçekten çok fazla kelime bu. Neden bu kadar çok Rusça kelime var? Çünkü bu veri çok büyük bir aktif leksim editörleri yüzünden mi? Hayır. Çünkü bir insanın aslında sonucu bu. Yurik ismi Yuri Strahan olan kişinin, ki kendisi bir programcıdır ve bir araç yazdı. Lexicator diye bir araç yazdı, kodladı ve nazikçe var olan Rusça sözlükten çekiyor bu kelimeleri ve leksime ekliyor. Bu 101 bin sayısı bir topluluğun yaptığı bir şey değil, bir topluluk tarafından yazılmış bir şey değil. Bu muhteşem koca bir program sayesinde, ki bu sözlük herhangi bir hakkı saklı tutmuyor burada. Bir tek telif mümkün değil. Burada söz konusu değil, pardon. Wiktionary'de CC BY vardır, Wikipedia'daki gibi. Eğer Wiktionary'den bir şeyler aldıysanız onlara atıfta bulunmak gerekiyor çünkü. Telif hakkıyla ilgili bir şey yapmadı burada bizim arkadaşımız Yuri. Mesela Vada, Rusça'da dişi. Bu telif hakkı olan bir şey değil. Bu sadece bir gerçeklik. Bu birinin yarattığı bir şey değil. Siz buna işte dişi kelime dersiniz, ben buna erkek kelime derim diye bir şey yok. Hayır. Bu sadece bir gerçeklik. Moskova'nın, Rusya'nın başkent olması gibi. Bunlar telif hakkı bulunan şeyler değiller değil. Dilin hali, kelimenin form hali ve bunun çeşitli halleri, biliyorsunuz, bunların telif hakkı yoktur. Onlara herhangi bir kredi sağlamayız. Sadece halleriyle alakalı, anlamlarını almadı. Siz onları anlatırsanız, o bir hareket demektir işte, bir eylem demektir. Ben bunu böyle anlatıyorum, sen bunu böyle anlatıyorsun. İşte bunun telif hakkı olabilir. Ve tüm cümlelerinde aynı şekilde telif hakları olabilir. Bazen bir telaffuz şeyi vardır, dosyası vardır ve çok sınırlı olabilir bunlar. 101 bin Rusça leksime bir bakalım beraber, üzerine tıklayalım ve onları aramaya başlayabiliriz. Gördüğünüz gibi var olan kelimeleri. Wikiverinin kendisinde yapması öyle şeyler hemen göstermiyor. Burası çok daha kolay. Burada aracın sebebi de bu. Gördüğümüz gibi abjad kelimesi paragraf demek gibi görünüyor, ki kendisi Almanca'dan geliyor bu kelime. Bu kelimeyi alabiliriz buradan. Birazcık yavaş ilerliyoruz ama. Burada başka bir şey başlayacağım hazır beklerken biz. Yavaş olmaktan biraz daha fazlası. Ordio'dan bahsedelim. Tam o sırada başka bir araç olan Ordio'dan bahsedelim. Bunu neyde kullanabilirsiniz? Dillere tıklayabilirsiniz. Size bazı istatistikler gösteriyor dillerle alakalı. Aynı zamanda en çok leksimi olanın Rusça olduğunu söyleniyor. Ve küçük bir dil olan Estonya dilinde de, Estonca'da da 1 milyon kullanıcı olanı Estonca olan dil
ikinci en çok leksimi kullanan ülke. Bakar mısınız ne kadar bu konuyla alakalı meraklı Estonyalılar var ve onlar daha dünya çapında konuşulan dilden daha çok katkıda bulunmuşlar. Güney Afrika'da kullanılan Malayalam dili var ve İbranice de var. Gördüğünüz gibi topluluğun büyüklüğüyle ya da bu dili konuşanların sayısıyla hiçbir alakası yok. Bu konuya gönül verenlerle alakalı, bu konuyla ilgili merakı olanlarla alakalı. Rusça'ya tıklayalım burada bir. Görebiliyor musunuz? Mesela leksim, abzatın leksimi bize şunları gösteriyor. Abzatı, abzatı gibi formlarını, hallerini gösteriyor bize hep. Dil bilimiyle alakalı form hallerini gösteriyor. Gördüğünüz gibi buna bakmak, Wikiveri'ye bakmaktan çok daha hoş, değil mi? Wikiveri bir sözlük gibi görünmek için inşa edilmedi, yapılmadı, kurulmadı. Bu tam bir aplikasyon. Leksimin üstünde yazılmış bir aplikasyon görünümde zaten. Bu bilgiyi tüketebileceği, kolayca tüketebileceği bir görüntüye sahip Leksim gördüğünüz gibi. Ve çok da basit. Ve çok basit bir araç bu. Bazı programcılar bunu da hatta daha da iyileştirebilir bile. Gördüğünüz gibi burada anlamları da var. Ama başka bir şey yok. Telaffuzu yok ya da herhangi bir referans kaynak gösterilmemiş. Önemli olan da bu. Ve bu 101 bin kelimenin, Rusça kelimenin kendisi de aynen böyle. Gördüğünüz şeyler çok da detaylıydı, değil mi? Bu araç size kaç tane kelimenin net bir kelimede, spesifik bir cümlede ne kaç tane olduğunu gösteriyor gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi Türkçe'de de ilk 20 dil arasında değil. Burada dillerden biri yok sanıyorum. Konuşanlardan biri. İtalyanca var. İbranice dili burada. Neden? Çünkü çok koca bir İbranice grubu, topluluk grubu bununla ilgili yazdıkları için mi? Benim yüzümden de değil, onun için de değil. Benim sadece bir iş arkadaşım var ve çok fazla katkıda bulundu. Aslında İbranice dili bayağı da küçük normalde. Bir veri tabanından çekti bunları. Bütün formları bilen bir İbranice sözlük gibi bir yerden çekti bunların hepsini ve bunların hepsini büyük miktarlarda içeri aldı, kelimelerin bilgileri. İngilizce kelimeler şu an pek de ilginç gibi gelmiyor. Sizin kendinize nelerin olduğunu buradan görebilirsiniz. Türkçe'ye bakabiliriz. Türkçe'ye bakalım. Türkçe burada değil mi? Tacik dili var. Burada Tacik dilini konuşan biri var mı? Sizin de cümlenizi cevaplıyordum ama burada bile değildiniz. Bu araç işte size gösterdiğim şey. Bu Hangor denilen bir araç ve birazcık yavaş maalesef. Şöyle bir şey yapabilirim sanırım. İşte geldik. Tacikçe kelimelerin listesi de burada. Burada Arap yazısıyla ilgili yazılmış. Biraz Arapça yazılmış. Getirmesi çok kolay çünkü az kelimeler var. Bu kelimeler ne demek bilmiyorum. Tartışma mı demek bu? Kim bilir? Mesela. Bazı Tacik kelimeler de var gördüğünüz gibi. Herhangi bir anlam ya da formu olmayan da var. Sadece birileri yazmış.
dümdüz bir yazı çıkarmış görüyorsunuz. Başka bir sürü kelimelerde bu henüz daha yeni gördüğünüz gibi ve daha çok katkıda bulunabilirsiniz. Göstermek istediğim şu Rusça'da, diğer araçta, Ordia'da 101.000 tarz. 16.000 anlam yazılmış sadece. 12.000, 11.000. Ve bunların onda biri yazılmış, görebiliyor musunuz? Burada yazılan her kelimenin sadece onda birinin anlamı yazılmış. Ne kadar düz olduğunu görebiliyor musunuz? İstatistiklerim var bu konuyla alakalı. Burada Wikiveri ile alakalı sorguyu da görebilirsiniz. İsterseniz daha fazla öğrenmek için nasıl Lexim istatistikleri yapmak istiyorsanız oraya tıklayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bazı Lexim'ler var burada. Aynı zamanda koca bir yuvarlak tablo görebilirsiniz. Ne tür Lexim'ler olduğunu da görebilirsiniz. Yuri Astrakhan isimlerle ilgili yazmış görüyorsunuz. Evet, bazı sıfatlar var gördüğünüz gibi, bu küçük şey. 75 sıfat yazmış sadece. 101 bin kelimeden sadece 75 sıfat biliniyor buradan. Çok yeni olduğunu söylemiş miydim? Henüz çok yeni günler. Rusça'da bile o kadar çok boş alan var ki şu an ekleme yapabileceğiniz. Şimdilik sadece isimleri biliyor gördüğünüz gibi. Burada sayıları da görebilirsiniz. Sadece 58 fiiller var, fiil var burada. Tabii ki de daha içerik eklemeye de devam edebilirsiniz. Sizi teşvik etmek istiyorum sizin kendi dilinizde yazmaya lütfen. Burada en uzun kelimeler var. Çok derin devam etmek istemiyorum bu konuyla alakalı. Her türlü grafik falan gösterebilir size. Daha eğlenceli, daha heyecanlı şeyleri anlatmak istiyorum. Bu sayfa var burada. Şunu çalışıyor. Değerlendirmeye, sizin dilinizin başka bir durumda nasıl en iyi şekilde değerlendirildiğini göstermeye çalışan bir araç var burada. Mesela Türkçe'ye bakıyoruz. Tüm Wikiveri'de sahip olduğumuz bugün 40 tane Türkçe form var. Sadece 40. Yani kesinlikle hiçbir şey değil. Daha kimse başlamamış bile Lexim Türkçe Wikiveri'de, Lexim'de. Şimdi 43 oldu. Harika. Görebildiğiniz kadarıyla bütün buradaki bütün genel anlamda dilin nasıl tamamlandığını, nasıl kapsandığını görmenizi istiyoruz. Türkçe. Bu kelime bu formda. Biliyor muyuz Lexim'de bunu yoksa bilmiyor muyuz? Bunlar bu demek işte. 101 bin alınmış gördüğünüz gibi. Wikipedia'dan alınan şekilleri var, halleri var. Otuz milyon farklı form var gördüğünüz gibi. 32 tanesi sadece bunların henüz karşılanmış. Neredeyse %100 eksik. Mesela başka bir şeye bakalım. İbrani diline bakalım. İbranice'ye bakalım. Ne kadarını karşıladığına bakabiliriz. Gördüğünüz gibi orada 340 bin küsür haller var. Bir daha fazla form olabilir biliyorsunuz. Bütün Wikipedia'daki İbranice kelimelere bakacak olursak, Lexim'de olan kelimeler varsa, İbranice Wikiveri kullanıldığında hiç kullanılmayan kelimelere bakacak olursak, diğer bir tarafta %41'ini
%21'ini kapsıyor gördüğünüz gibi. Tüm dil değil tabii ki ama en azından 1/5 olduğu için güzel bir temsil olabilir aslında dilin temsili. Gördüğünüz gibi bunlar çok kabaca taslakları. Genel olarak dilleri bu konuda anlamlandırabilirsiniz. Dillerin kendisi leksimde ne kadar kapsanmış aşağı yukarı bir sonuç çıkarabilirsiniz. Şunu merak ediyorum. Bu aracın nasıl yazıldığını, ne kadar nasıl saydığını merak ediyorum. Bizim suffixlerimiz var, son eklerimiz var mesela. Nasıl sayıyor bu kelime? Ben nasıl ekleyeceğim peki son ekleri? Türkçe ve birçok son ek alan derslerle, dillerle alakalı eklemeler yapılması gerekiyor dillerde. Biliyorsunuz. Yani mesela sağa dönen adam tek bir kelime bile olabilir ya da İngilizce'de bir deyim anlamına gelebilir. Bu kombinasyon için bir leksim yapmak mümkün mü? Bu çok çok büyük bir possibility aslında. Ben Türkçe konuşan biri değilim. Size şu an kesin somut bilgiler veremeyebilirim şu an bununla alakalı ya da öneriler veremeyebilirim ama nasıl olmalı Türk leksimi onu söyleyebilirim belki. Türkçe'de tüm yapısı Türkçenin leksim olmayı hak ediyor tabii ki. Mek kelimesi de mesela mek mak mastar eki tek başına bir şey ifade ediyorsa en azından o da bir leksim olmalı mesela. Son ek olsa da. Buna net bir cevabım olmadığı için çünkü Türkçe konuşmuyorum. Üzgünüm. Ama Wikimedyacılara daha çok bu konuyla alakalı belki daha çok konuşabiliriz. Belki buna ilgili birkaç kural koyabiliriz. Aynı zamanda Türkçe sözlükler, basılmış sözlükler sizin için bir model olabilir. Baskılı sözlükler mesela bu tanımlar için, deyimler için. Ve siz onları size yardımcı olması için kullanabilirsiniz. Hadi bir tane leksim yapalım. Hadi. Ve gerçekten zenginleştirelim Türkçeyi. Zayıf Türkçeyi kapsamını birazcık zenginleştirelim. Hadi bakalım. Yüzmek kelimesinden devam edeceğiz. Bunu yapmadan önce kimsenin bununla ilgili bir şey yazmadığından emin olalım. Araştıralım. Çünkü no match diyor, buna sonuç yok diyor, inanmıyoruz ve evet, kimse daha yazmamış bununla alakalı. Şimdi buna yarat tuşuna basıyorum ve yüzmek diyor, hangi dil, TR yazıyorum Türk dili olduğu için. Ve leksikal kategorisi nedir bunun? Nedir bu? Bu bir fiil değil mi? Ya da mastar eki mi? Evet, bu bir mastar hali. Önce bir fiilden bahsedelim, daha sonra daha spesifik konuşuruz isterseniz daha detaylı. Ve görün ben toplam kapsam alanını ne kadar arttırdığım muhtemelen çok. Bir tane leksi numarası var gördüğünüz gibi, Q numarası gibi, Q numarası gibi. Gördüğünüz gibi bu numara. Numarayı görmek istiyorsanız şu an görebilirsiniz en azından. Ve gördüğümüz gibi bu bir Türkçe ve bu bir fiil. Daha fazla şey söyleyelim, anlam yükleyelim. Bu anlamlar aynı dilde olmak zorunda değil açıklamaları. Onun için Türkçeyi, Türkçe'de yüzmeyi nasıl ifade edebilirim bilmiyorum. Onun için bunu İngilizce açıklayabilirim. İngilizce açıklayacağım. Mesela soymak şeklinde, burada yüzmek, portakalı yüzmek şeklinde yapmış.
ideal olan tek bir kelimeden fazlasını kullanmak. Çünkü kelimenin birden fazla anlamı olduğu için. Peki mesela bana permit deseniz ne anlamına geliyor? Ben ne derim? Let demek derim. İzin vermek, ikisi de let demek olduğu için. Ama ben size güzel bir cevap veremedim. Belki sizin için kullanılabilir bir bilgi verdim ama belki değil. Bu konuda mümkün olduğunca çok kelime kullanmaya çalışın. Bu kelimeyi daha önce kimse duymamış gibi davranın. Aa, bu demek demeyin. Çünkü bundan fazla bir şey ifade ediyor olabilir. Lütfen mümkün olduğunca detaylı olmaya gayret gösterin. Mesela skin de bundan birden fazla anlam ifade ediyor. Onun için ben burada move skin kullanacağım. Derisini yüzmek gibi düşünebilirsiniz. Belki bu başka bir anlama geliyordur. Bunun anlamı da yüzmek olmuş oluyor. Deriyi yüzmek. Belki de kafa derisini yüzmek. Belki de bunlar farklı olarak. Mesela yerel Amerikalıların yaptığı gibi mi kafa derisi yüzmek? Sizi bu konuda bırakıyorum. Size fazla zaman harcayamayacağım şu an. Devam etmem lazım bunun fonksiyonunu göstermeye. İngilizce anlatacağım ben bunu. Daha sonra siz istediğiniz başka dilde de yazabilirsiniz. Ve başka bir anlamı da var değil mi? Yüzmek olan, denizde, havuzda yüzmek anlamında. Suda hareket etmek gibi yazıyorum. Bu yüzmek demek olduğunu İngilizce'de belirtiyorum. Ve yine bunu daha da geliştirebilirsiniz. Şimdi ufakça belirtiyorum. En az iki tane anlamı var gördüğünüz gibi. Şimdi formları ekleyeceğim, hallerini ekleyeceğim. Her bir leksimin en az bir tane formu olmalı. Bazı leksimlerin sadece bir tane formu var. And gibi mesela. Ve gibi yani. Herhangi bir işlevi yok. Yani iki ayrı kelimeyi bağlayan bir şey. Onun için tek bir formu var. Mesela nasıl yapabiliriz? Bunun takdimi nasıl olur? Nasıl göründüğü, sayfayla ilgili nasıl göründüğü, orada sayfanın üzerinde nasıl görünüyor? Aynen böyle görünüyor. Linguistik olarak bakacak olursak, dil bilimci olarak. Tabii ki de Türk dilinde olduğu için TR yazıyoruz yine. Başka dilde olsaydı ne değiştirebilirsiniz? Ve dil bilimsel özelliği bu formun, bu halin master hali diye koyuyoruz şu an. Master yazıyorum. Gördüğünüz gibi Wikiveri'den çekebildiğim bir sürü şey gösteriyor. Mesela Avengers Infinity War vardı değil mi? Gördüğünüz gibi bizim burada bahsettiğimiz şey dil bilimdeki master hali, infinitive hali, sonsuzluk olan dil ya da filmden bahsetmiyor. Bazı dillerde şimdiki zaman master hali vardır, geçmiş zamanı vardır. Şimdi Türkçe'de sadece master hali, her zamanki master hali. Ve gördüğünüz gibi leksim kodundan bahsediyor. Birinci formu bu. Gerisini siz yapabilirsiniz. Bunun daha farklı formlarını, durumlarını, hallerini, ikinci, üçüncü halini nasıl yapabilirsiniz yapın lütfen. Ve açıklama ekleyebiliriz, ek bilgi ekleyebiliriz. Mesela kullanım ekleyebiliriz. Türkçe yazacak bir şeyim yok, şu an hazırım da değil çünkü. Belki yazabilirsiniz. Siz yazabilirsiniz. That's fine. Oh, you mean in this verb? Yes. The first one is not infinitive. Oh, that's interesting. You cannot use it on its own. You need an object. Bunu bir kelimeyle ilgili yapabilirsiniz diyor konuşan kişi. Yes, that's a different thing. Okay. Yeah, no. But both of them have infinitives, right? Sometimes you need an object and sometimes you don't. Bazen bir belirtili nesneye ihtiyacınız olur ve bazen de hayır. That's fine. I understand. Not everyone is used to these grammatical terms, and that's okay.
herkes dilin bilimiyle alakalı, bununla ilgili bilmiyor olabilir bu özel bilgileri. Biliyorsunuz bu Wikiveri'de chat kısmı var. Dil bilimciler var ekleyen bununla alakalı. Ve çok güzel bir Telegram grubu da var aynı zamanda. Sadece Lexem için var olan. Onlara bu soruları sorabilirsiniz. Ve benden çok daha dil uzmanlıdır onlar benim olduğumdan. Sizin aranızda grup olarak da yapabilirsiniz diye tahmin ediyorum. İşin içine bir tane dil bilimci, bir öğretmen ekleyebilirsiniz. Ben bunu güzel, yüksek kaliteli bir şekilde İngilizce ve İbranice'de ve Latin dilinde ve eski Yunanca'da yapabiliyorum ama şimdi Türkçe'de tabii ki de yapamam. Bir leksim oluşturduk gördüğünüz gibi. Bir cümle göndermişti Başak Hanım bana ama şu an onu yazacak zaman da yok sanıyorum ki. Genel olarak anladınız değil mi? Siz kendi kendinize bunu oluşturabilirsiniz. Bir kullanıcı leksimi oluşturabilirsiniz. Gördünüz mü? Ben size oradaki edebiyatı gösterdim. Gördünüz mü? Bir şair, bir yazar nasıl yapabiliyor onu gösterdim. Kusurlu cümleleri okumak gibi değil yani. Böyle küçük cümleler yerine güzel bir şair gibi, bir yazar gibi çok güzel cümleler yazabilirsiniz. Wiki kaynağı kullanabilirsiniz bunun için. Ya da online herhangi bir şey de kullanabilirsiniz. Gazeteleri de kullanabilirsiniz. Ne kadar profesyonel olduğunu da biliyorsunuz gazetelerin. Bir link de kullanabilirsiniz. Kullanıldığını, nerede kullanıldığına dair bir bağlantı da verebilirsiniz. Bunun oluşturmasıyla alakalı daha çok örnek vermek istiyorum size. Bu konuyla alakalı daha çok keşfetmenizi istiyorum. Birkaç kelime ve birkaç araç göstereceğim birazdan. Bir soru daha var. Ben Azerbaycan için yapmıştım bunu. Aynı anda ikisini ekleyebilir miyim? İki linki de hem Azerbaycan versiyonunu hem Türk versiyonunu da ekleyebiliyor muyum? Durum ekliyoruz örneğin, ifade, açıklama ekliyoruz. Şunu söyleyen bir açıklama ekliyoruz. Well, you can add translation statements. So you can say, for example, and in Azeri, it means the same two things. Azerbaycan'da da aynı, Azeri dilinde de aynı şeyleri mi ifade ediyor? So you can add a statement on this sense, and the statement can be. Ve durum şu anlama gelebilir. Gördüğünüz gibi anlam leksimlerin farklı anlamları olabilir, biz gördük bunları. Bu üç leksimin anlamı buradaki başka bir dilde birinci formuna, birinci anlamına denk gelmektedir. Köpek, Rusça'da sabaka demek. Birinin birini takip etmek aynı zamanda sabaka demek değildir. Rusça'daki köpek anlamına gelmez. Yani burada kullandığımız kelimeler başka bir kelime, başka bir dildeki ikinci ya da üçüncü anlamına denk geliyor olabilir aynı kelime. Buradan da alıntı yapılabilir, link verilebilir. Şu an göstermeyeceğim bunu. Bunu arada yapabiliriz. Çünkü birkaç bir şey göstermek istiyorum sizlere. Birkaç bir şey daha lütfen. Zamanımızın olmadığı birkaç şey aracın olduğu slide listesi. Leksime katkı yapabileceğiniz araçların listesi gördükleriniz. Yani ben de bununla ilgili konuşabilirsiniz aralarda. Leksim halleri sizlere leksimi besleyebilmeniz için yardımcı olan araçlardır bunlar. Bunun erkek hali, bunun erkek çoğul hali ne? Bunun geçmiş zamanla üçüncü kişisi ne?
sizin bunları düşünmeniz için, düşünmeniz yerine, bu formları, bu halleri düşünmeniz yerine, siz yazıyorsunuz bunları ve sizin için daha kolay hale getiriyor size bunları hatırlatarak, söyleyerek. Aynı zamanda anlamları eklemek için de bir aracı var Lexim'in. Birkaçını geçiyorum. Lingua Libre benim göstermek istediğim şeylerden biriydi. Lingua Libre Fransız Wikipedia'cılar tarafından yapılmıştır. Kolayca oradaki telaffuzu yükleyebilmek ve onları başka bir, bunları da Lexim'e aktarabilmek için yapılan bir araçtır. Geri kalanıyla sonra ilgili konuştuk, geri kalanıyla alakalı sonra konuşacağız. Query Lexing diye bir şey öğretecektim. Sorgu Lexim'i önce Spark'la öğrenmeniz gerekiyordu ki onları zaten öğrendiniz. Değil mi? Ve sonra onları çalmak, pardon, benzetmek yapmanız gerekiyor. Benzetim yapmanız gerekiyor. Ve şimdilik sizin için yapabileceğim bu iki şey göstermek istiyorum size. Birincisi bir eğitici oyun. Çok basit bir oyun. Das, derdir ya da dar. Almanca'da isimlerin cinsiyetleri vardır ve erkek, dişi ya da orta olarak, eğer siz Almanca'yı anladığınız gibi konuşan biri değilseniz, bu eğitici bilgi size bunu Wikimedia Almanya tarafından yapılmış bir şey. Duyduğunuz kelime erkek mi, kadın mı, orta cins mi, onu öğretmeye çalışan, onları söyleyen bir kelime var burada. Bunu tahmin etmeniz gerekiyor. D diyorsunuz ve gönderiyorsunuz. Submit butonuna tıklıyorsunuz ve doğru. D ve D de feminine geldiği için ve feminine olduğu için doğru bildim. Aynı zamanda bu aslında dişi bir kelime ama ben bunu erkek kelime olarak seçiyorum ve gördüğünüz gibi ne diyor burada? 0 puan aldı çünkü doğru değil. Gördüğünüz gibi çok basit bir arayüz aslında. Çok da tatlı yapılabilecek, eğlenceli yapılabilecek bir arayüz ama gördüğünüz gibi bu tamamen Lexim'den geliyor. Çok basit bir sorgu aslında Lexim'deki, size bunu doğru bilip bilmediğinizle alakalı bilgi veriyor. Kendi elinizde yapabilirsiniz bunları eğer kendinize şunu göstermek için Ukraynacısını yaptım. Hemen küçük küçük değiştirdim onları. Q numaralarını değiştirdim. Ve birkaç tane şey değiştirip gördüğünüz gibi böyle şeyler yazdım. Vin, Vano, Vano şeklinde kadın, erkek ve orta yaptım onları. Çok kolay bir örnekti. Bu da hızlıca geçtik. Ben sizin bu Lexim'le oynamanızı, orada acaba insanlar toplayıp toplayamayacağınızı öğrenmek istiyorum, bilmek istiyorum. Çok istiyorum bunları yapmanızı, bu araçlarla oynamanızı. Aynı zamanda burada birkaç tane link var. Orada kesinlikle bunları keşfedebilirsiniz. Dikkatiniz için çok teşekkür ederim. Eğer birkaç daha, bir iki dakikanız daha varsa size çok güzel bir şey göstermek istiyorum. Lingua Libre olarak nasıl olduğunu. Bunu yapmak için Lingua Libre'ye gidiyoruz. Lingualibre.org'a gittik. Buradaki gönüllü hesabımı kullanıyorum. Çünkü bende o var. So Lingualibre.org, it's a site, it's a wiki and also a special kind of site. It's not a Wikimedia project. Bu Wikimedia projesi değil. Gördüğünüz gibi bu Wikidia Fransa projesi. Girdiğinizde, giriş yaptığınızda siteye. Bu arada bu site başka dillerde konuşuyor aynı zamanda. Türkçe konuşuyor mu bilmiyorum ama bir bakalım. Türkçesi de varmış. Hemen Türkçe'ye geçebiliriz. Hemen geçtik. Ve Rusça da konuşuyor. En azından çoğunuz bunu anlayabilecek durumdasınız. Neyse İngilizce geçiyorum çünkü ben kullanmak istiyorum. Giriş yaptım. Wikimedia Commons'a baktım. Benim adıma bazı bilgiler toparlanacak burada. Ben Wikimedia Commons'a bakıyorum.
Yes. And I'm allowing ve lingua libre'ye beni takdim edebilmesine izin veriyorum ki bunlar güvenilir insanlardır. Şimdi record yani kaydet tuşuna basıyorum. Şimdi herkes bana bir baksın. Herkesin yapabileceğini biliyorum. Herhangi bir leksim varsa sizin dilinizde. Eğer herhangi bir leksim yoksa sizin dilinizde ne bekliyorsunuz? Hadi gidip birkaç tanesini siz yaratın. Ben şimdi İbranice yapacağım bir iki tane. Ve birkaç tane kelime kaydedilmeyi bekliyor. Ben burada kayıt et düğmesine basıyorum gördüğünüz gibi. Ve sonra Lingua Libre diyor ki hadi hızlıca bir test yapalım. Senin ekipmanın çalışıyor mu çalışmıyor mu diye bir bakalım diye. Tekrardan çaldı onu. Böylelikle mikrofonumun çalıştığını anlayabiliyorum. Ben kim olduğum, benim kim olduğumu soruyor. Çünkü kaydın kendi meta bilgisi var gördüğünüz gibi. Belki benim cinsiyetimi seçebilirim, hangi dili konuştuğumu seçebilirim ya da nerede yaşadığımı söyleyebilirim. Hangi lisans kullanmak istediğimi söyleyebilirim, public domain'i kullanacağımı söyleyeyim. Bana herhangi bir katkıda bulunmalarına gerek yok. Peki tamam, hangi kelimeleri kaydetmek isterdin? Bunları söyle bana. Çünkü sana bir kelime gösteriyor, o kelimeyi konuşuyorsun ve dosyayı aç, onu kaydet, ismini yaz. Konuşuyorsun o kelimeleri ve programın size gösterdiği kelimeleri söylüyorsunuz. Bunu yapabilmek için bir kelime listesine ihtiyacınız var ve siz bunları tekrar tekrar aynı kelimeyi kaydetmek istemezsiniz. Çünkü bütün cümlenin bütün dilinizi kapsamak istiyor olabilirsiniz. İbranice yapacağım ben bunu. Bir şekilde liste elde edeceğim. Bunu yapmanın en kolay yolu, komplike de olsa, karmaşık da olsa, wiki veri sorgusuyla yapabilirsiniz bunu. Dışarı aktar tuşuyla yapıyorum bunu. URL'yi yapıştır diyor burada da. Sakin olun. Bunu daha önce sizin için yapmıştım bu sorguyu. Ve o sorgu şu an burada. Ay çok fazla pencere açık kalmış. Bu sorgu. Hemen şuradan. Bu slide'da görüyor musunuz buradaki linki? Burada sorguya giden bir link var. Hemen açalım. Bu sorguyu anlamak zorunda değiliz şu an. Bunu açıklamak için zamanımız da yok zaten ama ihtiyacımız olan şey şu. Bu isim kısmından sonra, maddesinden sonra gördüğünüz gibi 9288 var burada ve bu İbranice demek gördüğünüz bu kod. Bu sorguyu kullanarak 5 tane kelime, limit olarak 5 tane kelime yazıyorum. Ve bugün öğrenmediğimiz bir şeydi bu ama sonuçlarınızı limitleyebilirsiniz. İşte bu bizim yaptığımız şey. Bu burada ve bu sorgu diyor ki ben istemiyorum. Neleri istemiyorum? Burada minus yaparak daha önce bu telaffuz yazılmış, telaffuzu eklenmiş şeyleri listede görmek istemiyorum diyerek zaten bunu oradan çıkarabiliyorsunuz. Tıklıyorum, çalıştırıyorum sorgumu ve gördüğünüz gibi Wikiveri benim için 5 tane kelime buldu. Daha bir sürü var ama ben sadece 5 tanesini istemiştim. İbranice 5 tane kelime kullandı. Henüz telaffuzu kullanılmamış, yapılmamış, eklenmemiş 5 tane kelime kullandı gördüğünüz gibi. Bana sundu bunu. Adres kısmından bunu görebildiğiniz gibi. Lingua Libre'ye geri gidiyorum.
Linki buraya koyuyorum. Hiçbir şey anlamak zorunda değilsiniz burada. Bunu İbranice'den Türkçe'yi çevirin ya da herhangi bir dilin hangisini kullanıyorsanız bunu buraya yapıştırın ve hem sorgulamayı yapıyor hem de bu kelimeleri size söylemek için hazır hale ediyor. Ve siz bunu 100 olarak da limitleyebilirsiniz. En azından zaman kaybı yaşamazsınız. Bu önümüzdeki 100 kelimeyi sadece oturarak, söyleyerek zaman her şeyi bir paketleyip, hazırlayıp ve onu Commons'a gönderip bir de üstüne Lixim'le bağlantılı hale getiriyor ve harika. Beyin fırtınası. Şimdi kayıt yapmaya hazırım. Buradaki 5 kelimeyi söyleyeceğim. Tüm sessizliğinizi rica ediyorum sizden. Bu mu sizin bütün sessizliğinizi rica ettiğim haliniz? Bu bütün sadece Lixim için mi geçerli yoksa sadece formlarla mı alakalı? Lixim'in birçok hali var, formu var değil mi? Mesela Latin olarak yazabilirsiniz. Latin diyebilirsiniz. Bazı dillerde örneğin bazı dillerde sesli harflerin kelime içindeki yerleri değiştiğinde kullanışları da değişir, söylemleri de değişir. Mesela el demek Ukraynaca'da Rusi çoğul olduğunda T'ye dönüşür. Bu öğrenmek için çok zor. Yani birdenbire tahmin etmek çok zor tabii ki. Ama her formu kaydedebilirsiniz. Herkes hazır mı? Birkaç saniye sessizlik lütfen. Şimdi mikrofon tuşuna tıklayacağım. Ve hiçbir şey yapmamam gerektiğini size kanıtlayacağım. Sadece biraz laptopuma yaklaşacağım ama başka hiçbir şey yapmama gerek yok. Herhangi bir dosyayı açıp kapatmak, kaydetmek zorunda değilim. Bakın. Bu kadar. Nefes alabilirsiniz artık. 5 tane İbranice kelime söyledim. Ve çok basitti tabii ki. Ben birazcık laptopuma eğildim. Tabii evinizde olursanız bir kral ya da kraliçe gibi oturabilirsiniz yerinizden ve 100 tane kelimeyi söyleyerek, telaffuz ederek onları kaydedebilirsiniz. Çünkü okurken telefonun bip bip oldu belki, çaldı ya da ağzımda bir şeyler oldu, işte dilim sürçtü ve onu yapmamam lazım. Onu nasıl doğrulayabileceğimizi göreceğiz. Bakalım ben kendi rekor kaydettiklerimden memnun muyum? Bir görelim. Tamam. Her şey yolunda gitmiş mi gitmemiş mi bakıyorum. Daha önceden biliyor olabilirim. İşte ay bunu yanlış söyledim diye. Unselect yapabilirsiniz. Seçme yapabilirsiniz. Bunların hepsi iyi durumda aslında. Hepsini seçiyorum. Ve bu kadarcık. Ve şu son cümle, son şeyde, son tıkta. Ve bunlar hepsi Commons'a gidiyorlar ve Commons'a gittikten sonra arkadaş canlısı bir bot diyor ki aman tanrım yeni Lixim pronunciation'ları, aman yeni Lixim eklemeleri geldi. Ve benim yapmam gereken hiçbir şey yok bundan sonra. Harika değil mi bu? Şimdi düğmeye basacağız. Çok mu dramatik davranıyorum? Çok teatralim. Hemen basalım. Düğmeye basacağız. Ve ilki her zaman geleneksel olarak maalesef işe yaramaz. Reddedilir. Gördüğünüz gibi 4 tanesi, 5 üzerinden 4'ü doğru. Tekrar deney yapabiliyorum en azından. Şimdi oldu. Oldu bu kadar. Bu 5 kaydettiğim şeyler. Commands da henüz. Henüz bağlantısı olmadı. Çünkü bir bota bağlı o. Ve bot da bir 2 saatte bir kontrol ediyor sanırım.
Ama bu arada bittik, bitirdik yani. Daha fazla kelime yükle gibi bir şeyler söylüyor. Şu an gösterebileceğim bir şey daha var. Commons'a gidebilirim şu an. Ve size en son eklediğim şeyleri gösterebilirim. Yüklemeler, yüklenmişler. Gördüğünüz gibi en son yüklediğim şeyler bir dakika önce. Ve benim ifade ettiğim, telaffuz ettiğim kelimeler var burada. Ve daha önceki kelimelerim gördüğünüz, geçen hafta gösterirken kullandığım onlara tıklayıp Commons'da bulabileceğiniz bir telaffuz yeri. Buradaki İbranice kodu kullanıp yazıp kelimenin orijinal halini görebilirsiniz. Benim hiçbir şey yapmama gerek yoktu. O kendi kendine zaten bunların hepsini ayarladı. Daha ilginç olan bir şey var ki orada benden bahsediyor olması, kim bunu kaydetmiş ondan bahsediyor. Şunu görebilirsiniz aynı zamanda. Bu dosyanın kullanımı command sayfasında biliyorsunuz dosya nerede kullanılmış. Onun ülke veride kullanıldığını görebiliyorsunuz. Şu linkte kullanıldığını gösteriyor ki bu zaten bizim yarattığımız sayfaydı. Ve şimdi onun bir telaffuz sayfasının olduğunu görebiliyoruz. Aynı dosya, bizim koyduğumuz dosya. Referansı görebiliyorsunuz, kaynağı görebiliyorsunuz. Geriye gidiyor burada da referans aldığı yer, kaynak yerde Lingua Libre. Ki bu benle ilgili meta bilgiye de ulaşabiliyor. Ben erkeğim ve İsrailliyim filan. Eğer bu kelimelerle alakalı herhangi bir eğitici, flashcard, oyun, şu bu yapmak isteyen biri varsa en azından buradan hemen bilgi edinebilir. Lingua Libre'nin en son ne zaman neyi editlediğini görebilirim en azından. Bu kadar. Zamanımız bu kadardı. Umarım sizin için eğlenceli ve heyecanlı oldu. Umarım siz de kendi dilinizde eklemeler yapmaya devam edeceksiniz. Bir sürü araç var, çok zamanınız var. Bunun için teşekkür ederim dinlediğiniz için.